devam ederler. Maşallah. Papatyalardan, papatyanın üstünde gördüm bir tane arıyı. Bir. Dolaşıyor. Selam herkese. Umarız iyisinizdir. Biz bugün günümüzü kızlara ayırdık. Kızlara geldik. Yani arılarımıza geldik. Keyifleri yerinde gördük. Şimdi öyle bir üstten baktık, böyle bir dolaştık. Keyifleri çok yerinde dolaşıyorlar. Bahar geldi tabii. Artık onların da keyfi yerinde. Onları böyle görünce bizim de keyfimiz yerine geldi. Şimdi böyle bir gezelim, içlerini açalım. Bakalım ne durumda kızlarımız. Anaları var mı yok mu? Onlara da bir bakarız vakit buldukça. Böyle şimdi bugün kızlarla günümüzü geçireceğiz. Güzel bir gün olacak. Bize kolay gelsin. Havalar da güzelleşmeye başladı, ısındı burada. Sıcak bir havada çalışacağız bugün. Bakalım nasıl geçecek kızlarla günümüz. Evet Aslı Usta, arının durumu nasıl? Arının durumu iyi olan da var, kötü olan da var. Böyle neredeyse yarısına kadar baktık. Şimdi böyle dedik bir kovanlarımıza da sizle birlikte bakalım. Şimdi böyle göstereceğimiz kovan bizim böyle takip ettiğimiz durumu iyi olan bir arımızın kovanı. İyi olanı göstereceğiz, sonra bir tane de kötü olandan göstereceğiz. Kötü olan derken çıta sayısı az, arı sayısı az olandan göstereceğiz. Şimdi gelin birlikte güzel arımıza bakalım. Çıta sayısı az olandan da vazgeçmiyoruz hiçbir zaman. Tabii. Onu da beslemeye devam ediyoruz. Sezon başlamadan arıları birleştireceğiz. Az olanlarla çok olanları birleştireceğiz. Gözden çıkarıp beslememe ya da aç bırakma gibi bir durumumuz yok. Bir çıta da olsa biz bu araya bakıyoruz. Evet. Bir de şu anda besleme dediğimiz arıya teşvik şurubu veriyoruz. Ana arıya teşvik şurubu. Yani bu demek oluyor ki ana arı doğa uyandı. Doğadan polen geliyor, biraz bal geliyor. Ana arıya bir besleme şurubu veriyoruz ki daha çok yumurtlasın. O da sayısını, yani koloninin sayısını çoğaltması için daha çok yumurtlaması amaçlı veriyoruz. Bu şu anda dediğimiz gibi sadece ana arının yumurta atması için, buna teşvik olması için teşvik şurubu veriliyor. Arı kıştan çıktı. Evet. İçindeki stok neredeyse tükenmek üzere. Evet. Ufak tefek çiçekler açıyor, böyle polen getiriyor. Çok küçük nektarlar oluyor ama tabii ki arının çoğalması için yetmiyor. Biz de narinciye çiçekleri açana kadar arıya 3 günde bir ya da 4 günde bir destek şurubu vermemiz gerekli ki kolonimizi çoğaltıp evet, hazır tutalım. Bazı zamanda hazır olsun. Evet, bazı zamanda hazır olsun. Böyle takip ettiğimiz güzel olan bir 10-15 tane kovanımız var. Bu da onlardan birisi. Poşette veriyoruz. Yağmaya açık bir bölgedeyiz. Çok fazla arı kolonisi var. Tabii arısını besleyen var, beslemeyen var. Bu nedenle poşette veriyoruz ki yağmanın önüne geçelim. Tabii sadece dışarıdaki arılardan yağma olmuyor. Koloninin içerisinde tabii de bir yağma durumu oluyor. Evet. Çok sakin maşallah. Keşke her kovanımız böyle olsa. Kimileri böyle insan yiyen gibi bize saldırıyor. Afrika onları, katil arısı gibi kimileri. Evet, çok güzel bal yapıyorlar ama katil arı gibiler. Bazı zamanlar yanına yaklaştırmıyor. Evet maşallah buraya evet, polenini, balını, böyle balını döşemiş. Evet. Size göstermek için döndürüyorum. Şurada çok güzel polenler var. Evet, şuralarda da var. Arı da sakincecik. Şöyle içinde gördüğünüz de arı ekmeği dediğimiz. Evet, durum. Pergalar. Şimdi şunu şöyle bir koyayım. Şimdi usta, bu çıtada polen görüyorsan diğer çıtada da yavruları görmemiz lazım. Sakin sakin çekiyorum. Evet.
Anarımız da şurada geziyor. Anar merhaba. Artık yaşlandı. Bu sene son sezonu anarımızın. Yani verimliliği düşecek büyük ihtimal. Ama bundan bu sene çoğaltmak istiyoruz. Evet, çünkü çok güzel sakin döndüreceğim. Tekrardan bu tarafına da bakalım. Evet, burada da yavrusunu atmış. Şu koyu kahverengi gördüğünüz yerler yavrular. Kapalı yavrularımız. Evet, açık yerlerde de muhtemelen yumurtaları vardır şu anda anarının. Bu taraflarda da var. Ben hepsini açıp bakmayacağım. Rahatsız etmek istemiyorum çünkü. Şimdi bunu bu şekilde geri koyacağım. Ben tekrar şöyle onları rahatsız etmeyecek şekilde koyuyorum. Ya kıyamıyoruz böyle. Hem içine bakıp incelemek istiyoruz ama onları rahatsız etmek istemiyoruz. Sonuçta onların kendi bir düzeni var zaten. Güzel gördüğümüz kovanların sadece içlerine bakıyoruz. Tabii kötü gördüklerimize de bakıyoruz. Sonuç ne? Anası var mı yok mu? Ne oldu diye. Gerçekten sessiz, sakin, güzel bir koloni. Evet. Şöyle aralarımızı da ezdirmeden. Teşvik şurubumuzu da koyuyoruz. Teşvik şurubumuzu koyduk. Şimdi onu böyle kapatacağız. Bu iyi bir kovanımızdı dediğimiz gibi. Bir tane de böyle 2-3 talı kovanlarımızdan gösteririz. Biraz hızlı davranmamız gerektiği için böyle her kovanı açıp rahat rahat gösteremiyoruz. Ama böyle ara ara çekimler yapalım. Sizlerle de paylaşalım. Kızlar nasıl çalışıyor siz de görün. Bu arada hala çambalımız mevcut. Sipariş vermek isterseniz aşağıda açıklamalar kısmında da Shopier linkini bırakırız. Yine oradan güzel çambalımıza da ulaşabilirsiniz. Evet, sınırlı sayıda tükenmeden evet, azaldı balımıza artık. Ulaşın. Bayağı bir azaldı. Tamam, ben kapatıyorum artık kızlarımızı. Yeteri kadar rahatsızlık verdik onlara. Evet, kötü bir kovanda görüşmek üzere. Evet. Zayıf kovan denk geldi. Şimdi bakalım onun durumu nasıl? 3 tabii arımızmış. Gördüğünüz gibi bu çıtaya basmıyor. Evet. Aslında 3 çıta değil de bunun içinde 1 çıta arı var. Buraya polen koymuş. Azıcık da bal koymuş. Güçsüz bir arımız. Bu işte bahar sezonunda yani biraz daha sonra diğer kovanlarla birleştirilecek bir kovan. Yavrusunu da basmış azıcık. Biz gözden çıkarmıyoruz bu kovanı. Ne olursa olsun 1-2 çıta da olsa biraz gelişsin. Biz yine beslemeye devam edelim. Ana arı burada. Anımız olmayan bir kovana da bu ana yeni bir ana. Bu anayı da o kovana koyabiliriz. Tamamen kovan sönene kadar gözden çıkarmıyoruz. Evet. Ve dediğimiz gibi yani iyi kovanlarımız da var, kötü kovanlarımız da var. Buraya da atmış birazcık yavrusunu. Ya bunun sebebi biz kovanlarımızı birleştiremedik bu sene. Birleştiremediğimiz için de böyle zayıf kovanlarımız kaldı işte. Başka işler çıktı, farklı şeylerle uğraştık. Daha sonraki yıllarda bunlar olmayacak tabii ki. Böyle 100 tane ya da işte 50 tane zayıf kovan, 50 tane sağlam kovan yerine bütün kovanlarımızı birleştireceğiz. Kışa 100 kovanla değil de ya da 75 kovanla değil de 50 sağlam kovanla gireceğiz yani. Beslemeye devam. Umudu kesmiyoruz. En kötü ihtimal birleştiririz. Evet. Biz amatör ruhlu kalalım, boşver. Öyle, biz amatör ruhla en doğal haliyle balımızı yapmaya devam edeceğiz. Vallahi tatlım, analiz sonuçları belli. Bal hakkında konuşmaya gerçekten gerek yok. Yani ben sürekli böyle bir şey diretir gibi bal hakkında konuşmak istemiyorum. Ya ben de istemiyorum analiz ama... Analiz sonuçlarımız belli zaten. Bazen de konuşmak gerekiyor. Hı? Çünkü kötü olan ürünler bile, yani bunu sadece bal için demiyorum... Yani kötü yapılan ürünleri öyle bir övüyorlar, öyle bir anlatıyorlar ki. Yani bu sefer tüketici olarak o anlatılanlara insan inanıyor. Ama sen iyi ürününü anlatmazsan bu sefer insanlar senin ürünün iyi bir ürün olduğunu bilmiyorlar. Tabii biz böyle anlatmayı sevmiyoruz. Yani şimdi burada biz arıcılık yapıyoruz, bal satıyoruz diye her videomuzda işte ya da Instagram'da olsun, işte YouTube'da olsun her videomuzda bunu bu şekilde yansıtmıyoruz. İşte bal yapıyoruz, arıcılık yapıyoruz diye ama dediğimiz gibi iyi ürün yapıyorsak bazen bundan biraz bahsetmek lazım. Demek istediğimiz yani iyi olan ürünü herkes iyi olarak bilsin.
kötü ürünü de kötü olarak bilsin. Bu işte reklama, anlatılan her söze insanların inanmaması gerektiği. Bu yılda tabii ki göreceksiniz. YouTube sayfamızda A'dan Z'ye bütün süreç gözükecek. Yani bunu böyle şeffaf yapan var mı bilmiyoruz. Belki yapan vardır, çekmiyordur. İki tane kovanla Instagram darcılık yapılıyor işte. Onun şeyi, bunun şeyi. Ya böyle şeylere pek kalmayın diyorum yani, başka evet. Bir şey demiyorum. Ya arıcılık için söylemiyorum ben sadece. Ağzı her laf yapan iyi ürün satan anlamına gelmiyor. Hemen şurada karabaş otlarını gördüm. Çok güzeller. Eskiden olsa şöyle koparırdım. Alırdım, çayını yapardım bir güzel, içerdim. Ya da işte koyardım vazoma, böyle gözüme hitap ederdi. Ama şu anda böyle daha bir bilinçlendim. Bu bitki toprakta güzel. Her bitki toprağında güzel. Toprağında olduğu sürece başka hayvanlara da yarıyor. Gördüğünüz gibi şu anda arı üzerinde. Oradan polen topluyor, nektar alıyor. Eğer ben bu çiçeği koparsaydım arı buradan faydalanamayacaktı. O yüzden her şey dalında güzel. Güzel kız. Ayağında çok azıcık polenler var, sarı sarı. Ersen'in birkaç söyleyeceği şey daha gelmiş aklına. Bir şeyler daha söyleyecekmiş. O yüzden tekrar kameramı ona çevirdim. Bir de şöyle bir şey var şimdi. Biz gezici arıcılık yapıyoruz. Amatörüz. 40. yılımda arıcı olsam gene amatörüm. Arıcılıkta profesörüm. Ben bu işin duayeniyim. Ben bu işi çok iyi biliyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Arıcılık sahada olur. İstediğiniz kadar kitap okuyun. Ansiklopedi ansiklopedi okuyun. Ağzınız çok iyi lafsın, çok iyi arıcıyım diye. Yok arkadaş, bu iş sahada olur yani. Çünkü iklim sürekli değişiyor. Arının huyu suyu sürekli değişiyor. Arıcılık yapan amcalarımızla, abilerimizle konuşuyoruz. Bu zamana kadar hiç görmedikleri bir şey karşılarına çıkıyor. Onlar da şaşırıp kalıyorlar. Arkadaş, bu işin duayeni yok. Bu işin neyi var? Terlemesi var. Sahada terleyeceksiniz böyle. Balın peşinden yayla yayla dolaşacaksınız. Terleyeceksiniz yani. Bir taraflarınız terleyecek. Arıcı öyle olun. Ben de ansiklopediyi alayım internetten karşıma. Ya okuyayım okuyayım. Oo, çok güzel arıcısın. Duayensin. Biz de şu anda kurs verecek kapasitedeyiz. 3 yıl sonra profesör olamaz. Yani üniversitede ders verin. Yok arkadaş, arıcı dediğiniz sahada olacak. Yani ilerleyen videolarda da bunlardan daha çok bahsedeceğim ama şu anda bahsetme gereği duydum. Yani gelen mesajlar, gelen yorumlardan kaynaklı bir durum oldu bu da. Bu kadar mı? Nokta mı? Terlemeden emek olmuyor, emek olmadan yemek olmuyor. Bu değil. Tamam. O zaman ben şimdi sizi böyle güzel manzaraya bırakayım. Yorulduk. Evet, yorulduk. Evet, yorulduk. Arılarımıza baktık, üstümüzü değiştirdik. İyisi var, kötüsü var. Hani sezon güzel olursa 50 arıyla devam edip gene çoğaltırız. Önemli olan burada balı bulmak. Arımız istediği kadar güçlü olsun ya da çok olsun bir şey fark etmiyor. Doğada bal olmadıktan sonra neye fayda? Bu kadar gelmişken hava da güzel. Bir köyceğize gidelim bakalım. Yakın zamanda Konya'ya doğru da yola çıkacağız. Orada da bakalım durumlar ne, ona bakalım. Kanola nasıl, ne zaman bize yolculuk görünecek, onu da bir bakalım. Sonrasında da artık planlarımızı oluştururuz, yolculuk planlarımızı. Bizi Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Orada da ismimiz Köyceğiz Hikayemiz. YouTube'a videolar atıyoruz ama orada da böyle daha güncel durumlarımızı paylaşıyoruz. Orada da bizi takip ederseniz seviniriz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.